Konut sektöründe Erzincan'da aslında Türkiye genelinde olduğu gibi bir fiyat pahalılığı söz konusu. Birkaç yıldır ülke ekonomisinin malum içinden geçtiği süreçle beraber buna paralel olarak tabii konut fiyatları da yükselmiş bulunuyor. Ancak şu içinde bulunduğumuz aylar itibariyle fiyatların eskiye nazaran bir miktar gerilediğini görüyoruz. Konut satışlarında bir miktar düşüş olmakla beraber, yalnız bu tamamen konut satışı durdu anlamına gelmiyor. Sonuç itibariyle Erzincan'da bir konut ihtiyacı var. Bu ihtiyaç bir şekilde karşılanacak. Bizler de binalarımızı yapıyoruz. Satış olarak baktığınızda müşteri yönünden düşünürsek, bu fiyat artışlarıyla beraber şu anki fiyat indirimlerinin aslında alıma artık geçilebilecek bir pozisyon doğurduğunu söyleyebiliriz. Yaz aylarının sonuna doğru da faiz indirimi, konut kredilerindeki yeniden hareketlilikle beraber bir 9. aydan sonra yılın son çeyreğinde konut fiyatlarında bir tekrardan yükseliş trendi görülebilir. Aslında bu dönem tam manasıyla bir konut alımı için uygun olan bir dönemdir diye düşünüyorum. Erzincan'da vatandaşın tercihi konut olarak hangi yönde oluyor daha çok? Konut olarak Erzincan'da normalde bizim insanımız 3+1 ve 4+1 daireleri genelde tercih etmekteydi. Ancak tabii artan fiyatlarla beraber insanlar 3+1 oturacağı bir daireyi alamıyorsa da en azından yatırımlık olarak küçük dairelere yönelmiş bulunuyor son birkaç yıldır. Bu bağlamda da 1+1 daireler Erzincan'da satışı hızlı olan daireler. Çünkü burada insanlar bir 1+1 en azından daire alıp kiraya verebiliyorlar, yatırımlık olarak düşünebiliyorlar. Daha sonra bu 1+1 dairemizi sataraktan üstüne bir miktar daha para koyarak oturabileceğimiz 3+1 bir daireyi rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorlar. Burada konut almak isteyenlere tavsiyeniz nelerdir? Konut almak isteyen hemşehrilerimize şunu tavsiye ederim tabii. Aldıkları konutun değerli olması önemli. Yani sadece en ucuz konutu almak önemli değil. En ucuz konut bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra da ucuz olarak devam edecektir. Aldıkları konutun mahallesi, bulunduğu sokak, cadde itibariyle, yapının güvenliği ve kullanılan malzemenin kalitesi itibariyle daha iyi yerleri, daha iyi kaliteli binaları, kaliteli yapılmış binaları tercih ederlerse bu ilerleyen süreçte 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra da kendilerine getir olarak dönüşü olacaktır mutlaka. Deprem öncesindeyiz. Siz de bu işle uğraşıyorsunuz. Erzincan'da yapılan binalar depreme uygun yapılıyor mu? Deprem güvenliği konusunda son yıllardaki yönetmeliklerin de değişerek gelişmesiyle beraber ve yapı denetim sisteminin Erzincan'a güvenle işlemesiyle beraber ben Erzincan'da depremle alakalı bir problem olacak binanın yapıldığını düşünmüyorum. Erzincan'da insanlar rahatlıkla güvenerek herhangi bir müteahhitin yaptığı bir binayı rahatlıkla satın alabilirler deprem güvenliği yönünden. Hatta kendileri bile bir bina yapmaya kalktıklarında depreme karşı güvensiz bir bina yapma imkanlarının olmadığını göreceklerdir.